ayrı küme işlemleri, minimum fine. 3 tane fonksiyonumuz var. Bunlar sırasıyla bir tanesi makeSet. İkincisi concept ve yenisi. Şimdi başlayalım. Bu algoritmanın başlangıcındaki amacı yani bir elemana ulaşabilip ulaşamadığını ya da bir elemanın bir elemanla bağlantısının olup olmadığını tutuyor gibi bir şey. Ya da şöyle diyeyim, direkt kendisinde de olduğu gibi kümeler var elimizde. Eleman kümeleri. Bu kümeleri biz birleştirebiliyoruz. Birbirleriyle birleştirebiliyoruz. Ve bize şöyle bir soru geldiğinde, mesela şununla şu aynı kümede mi gibi bir sorgu geldiğinde biz buna cevap vermeye çalışıyoruz. Elimizdeki problem bu. Yani birçok küme var. Sonra bize komutlar geliyor, bu ikisini birleştir diyor mesela. Sonra bu ikisini birleştir. Sonra mesela bu ikisini birleştir. Sonra da bu ikisini birleştir falan. Ve bu komutların arasında da aynı zamanda şeyler geliyor. Mesela şu ikisi birleşmişken sadece bununla bunun arasında yol var mı? Yani bundan buna aynı kümede mi? Daha doğrusu yol var mı değil de bununla bu aynı kümede mi? Ya da bununla bu aynı kümede mi? Bununla bu aynı kümede mi? Gibi sorgular geliyor. Bizim de bunlara cevap vermemiz isteniyor. Temel olarak bu bunu yapıyor. Ama bu algoritma yine çeşitli şekillerde kullanılıyor. Yani hani yol falan diyorum ya, aslında bu da şeyde kullanılabiliyor. Elimizde bir graf var. Biz o grafı belli bir şekilde işliyoruz. Ve şimdiki yollarla elimizde A'dan B'ye ulaşılabiliyor mu gibi bir şey. Anlatabildim mi? Bahsedeyim en baştan şimdi. Algoritma şöyle. Önce bir küme var. Bu bir küme. Ve her bir kümenin de lideri var. Şimdi bu kümenin içindeki bütün elemanlar ki bu da dahil, lider de dahil, herkes kendi liderini işaret ediyor. Kendisi de dahil. Herkes kendi liderini işaret ediyor. Ve biz bu işaretlemelerle bunların hangi kümeye ait olduğunu falan buluyoruz. Mesela iki tane küme olsa elimizde ve bu kümelerin bir sorgu gelse elimize, mesela A ile B aynı kümede mi diye bir sorgu gelse bize, biz ona cevap verirken ikisinin liderleri aynı mı diye karşılaştıracağız. Lider de bir not mu? Liderler. Liderde not mu? Hepsi bir eleman yani. Lider de bir eleman. Bunların hepsi bir eleman. Evet, ayrı bir şey değil. Şimdi o zaman direkt fonksiyonlarla başlayalım. Bu şeyden sonra. Makeset fonksiyonu bir eleman, bir küme var ve bir eleman var. Bu elemanın kendi kümesinin lideri yapıyor sadece. Yani başka bir şey yapmıyor. Makeset mi? Evet, hatta bunu en diyelim direkt. Makeset kendine giren bir en elemanını, tek bir elemanı bir küme yapıyor, liderini de kendisi yapıyor. Tamam mıdır? Findset iki tane bir tane şurada bir en eleman olsun, bu elemanın dönüyor, liderini dönüyor. Buradaki de x olsun mesela. Findset en bize bu elemanın liderini dönüyor. Yani kümesinin başındaki elemanı dönüyor. Junior'da iki tane lider olan elemanı veriyor bize. N ve M. Ve bize yeni bir küme oluşturuyor. Bunu siz belirleyebilirsiniz. Mesela lideri N olan bu ikisinin birleştiği bir küme oluşturuyor. Anlatabildim mi? Şimdi şeylerden bahsedelim.
Make setler direkt Oban'da yapıyor. Sadece ya da değişkenlerle bağlantıdan baştan bahsedersek. Mesela L herkesin liderini tercih etsin. Bu maksen olacak. Elimizde sadece bu array yeterli olacak. Başka hiçbir şey kullanmayacağız. Bu mesela L E'nin kendi grubunun liderini temsil ediyor. Şimdi find'dan bahsedelim. Find fonksiyonu da iki çeşit find fonksiyonu olacak. Union'a göre değişen. Aslında Union'a göre değişen iki tane find fonksiyonumuz var. Şimdi önce temel olanı anlatayım. İlk akla geleni. Find set en dediği zaman biz direkt kolay olanda, yani herkesin aklına gelen direkt naif olanda direkt bunu yapıyoruz. Fark ettiğiniz gibi. Direkt dönüyor. Ama burada gün yılında farklı bir işlem yapıyoruz buna. Mesela bir elimizde n ve m geldiyse n'in altındaki her bir elemanı ve m'in altındaki her bir elemanı, daha doğrusu m'in altındaki her bir elemanı ve m'i tek tek n'e bağlıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Evet. Sonuçta her kümedeki şeyler liderlerini gösterir. Bunun altında da vardır. Bunların hepsini tek tek bunu silip buna bağlıyoruz, bunu silip buna bağlıyoruz, bunu silip buna bağlıyoruz, bunu silip buna bağlıyoruz ve bunu da silip buna bağlıyoruz. Yeni küme oluşmuş oluyor. Bu, mesela bunu bir incelersek burada, yani bu union'in işlemini yapar, anladınız mı? Şimdi bunların şeylerini incelersek, şu halini, bu O1 direkt yapıyor, bu da O1. Ama bu, worst case'de O, N'e gidebiliyor. Nasıl gidiyor? Bir tane küme var, bir de burada küme var ama bu kümenin eleman sayısı mesela n-1 olsun ya da max n-1 olsun. Bu eleman eleman sayısı, bu kümenin eleman sayısı 1. Biz buna herhangi bir ayrıca bir bilgi vermediğimiz için bunların hepsini tek tek buna bağlamaya çalışabiliriz. Ya da bunu en baştan düşünürsek hepsi tek başınayken bunu buna bağlar. Evet, hiçbir şey bilmiyoruz. Bunu buna bağlar, sonra bu ikisini tek tek buna bağlar, sonra bu üçünü tek tek buna bağlar, sonra bu dördünü tek tek buna bağlar. Bu da worst case'de O, N kareye gider. Neden öyle oldu? N kare, pardon. Ha? Kaç kez union kullandık ki burada? Toplamda en fazla n-1 defa union kullanabiliriz. Ha, doğru. Değil mi? Evet, ilk union'da bir tane bağladı, ikincisinde iki tane bağlayabilir yanlış bir şekilde verdiğimiz için. Üçüncüsü 3 tane, 4 tane, 5 tane derken bu şekilde olabilir. Ya şimdi bunun üzerine çok küçük bir şey yapacağız ve bayağı bir kesim olacak. Nasıl? Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Elimizde 2 tane küme var. Ve biz bunları rastgele birleştiriyoruz, değil mi? Anladınız mı? Yani hangisinin ne olduğuna bakmadan çat diye bununla birleştiriyoruz. Halbuki şöyle yapsak, atıyorum bunun eleman sayısı A, bunun eleman sayısı B. Eğer ki A küçüktür B ise bunu buna aktarsak, ya da tam tersi ise B küçüktür A ise de bunu buna aktarsak. N'de mi oluyor o zaman? Ha? N'e mi düşüyor o zaman? N'e düşmez. Düşüneceğiz şimdi. Bu bize ne gibi bir yarar sağlar? Yani daha mantıklı değil mi? Hepsini aktarmaktan daha mantıklı. Bu bize ne gibi bir yarar sağlar sizce? Hesaplayabilir misiniz bunun kompleksitesini? Totalde, anlık değil. Yani zaman zaman yani bir birleştirme n'e gidebilir. N bölü 2 olur. Olmaz mı? Ama n bölü 2 olur da totalde kaç olur? Yani totalde n oluyor sanki. Ben... Totalde n olmuyor. Olmuyor. Worst case. N olmuyor. N bölü 2'nin karesi. N bölü 2'nin karesi de yapmaz. İki en mi? Worst case'de nasıl birleştirebiliriz? Worst case'de bu en log n yapıyor. En log n yapıyor. Mesela az önceki en kötü durumumuz neydi? Bütün elemanların tek tek bağlanması. Bu, sonra bununla bunun gelmesi, sonra bununla bunun gelmesi, bununla bunun gelmesi. Değil mi? Az önceki worst case'imiz buydu. Bu
bu şekilde çalışıyorsak bu algoritmayı o anda yapıyor. Nasıl o anda yapıyor? Bunu buna birleştirmesi bir. Bununla bu geldiğinde bunu bunda birleştiriyor. Bu da bir. Eleman sayıları nerede tutuyor? De. Ayrı bir S olsun, bu da size'lara tutsun. Bunda bunu birleştirirken ilk başta bunun size'ı 1'di. Bunun size'ı da 1'di. Bunun bunun altına geçtiğinde bunun size'ını 2 yaptı. Bunun size'ı bitirmek için önemli değil. Bunu bununla birleştirirken bunun size'ını 3 yaptı. Bu hala önemli değil. Sonra bu geldi. Biz niye bunları tek tek bunaltalım? Bunu atıyoruz zaten. 4 oldu. Bunu atıyoruz. 5 oldu. Worst case'de bu OM'de yaptı. Az önceki worst case'i. Özür diliyorum. Az önceki bu şu direkt rastgele birleştirme durumundaki worst case'imizde bu OM'de yapıyor yani. Ama bunun için en kötü durum da şu. Şu şekilde vermişse bununla bunu birleştir. Daha sonra bununla bunu birleştir. Daha sonra bununla bunu birleştir. Daha sonra bununla bunu birleştir. Oluşan yeni kümeleri yine ikili birleştir. Oluşan yeni kümeleri yine ikili birleştir. Sonra tekrar ikili birleştir. Benzer bir şey yapıyordum da iki yani yanlış birleştir. Şimdi bunu birleştirirken şurada bir işlem yapacak değil mi? Birini diğerine aktaracak. Burada bir işlem. Burada bir işlem. Burada bir işlem. Şurada İki işlem yapacak. Bu ikisini buna aktaracak. Burada da iki işlem yapacak. Şurada dört işlem yapacak. Toplamda her satırda yapacağımız işlem sayısı sabit. Ve toplamda log n tane satır var. O yüzden n log n. Hatta bu şu anda n bölü 2 log n'miş. Tamam. Şurada neden iki işlem yapıyor? Yukarı çıktıkça işlem sayısı. Aynı. Şöyle, burada ne yapıyor? Bunun altına yerleştiriyor sadece. Bunun altına. Ötekinde de aynısını yapıyor. Ama burada bak, şurada iki grup var, iki tane eleman var, burada da iki tane eleman var. Buranın başına, yani buranın liderine, bunların hepsini tek tek bağlayacak. Ha, o yüzden iki işlem yapıyor. Tamam. Yani bu worst case'i endogramda yapıyormuş. Bu ağaç ne kadar düzensiz olursa, bizim o kadar işimize geliyor. Az önce gördük. Ne kadar birleştirme sıraları şöyle çizgi gibi olursa bu bizim o kadar işimize geliyor. Yani worst case'imiz bu, the best case'imiz bu şeydeki birleştirmelerdeki. Şimdi şu an o n karede bunu yapabiliyoruz. Ayrıca o n logende totalde union ile yapabiliyoruz. Şu S kümesinde yine baksan liderleri set oluyor değil mi yani? S kümesi size'ını tutuyor. Hatta size'ı. Liderlerin size'ı değil mi? Evet, liderlerin size'ını tutuyor. Liderlerin göre size'ını tutuyor. Evet. Şimdi şu anki haliyle bir yazalım mı? Kodunu. İster misiniz? Evet, fark edin. Bu make check. Bindset tekrar. Fonksiyonuna şey eklemedik. O eski alakalı bir şey eklemedik. Olsun için.
altında kümesinde bulunan her biri için ve x eşittir n yapacağız. Bayağı kolay yani. Sıkıntı var mı? Emin tüm çocuklar için derken eğri tamamen gezecek mi? Evet, emin tüm çocuklar gezeceğiz. Ve ayrıca da şunu ekleyeceğiz. Emin tüm çocuklarını bulmak için de eli tamamen gezip işte gideri M olan bu. M oluyor bu zaman. Ya mesela onu bir şey yapabiliriz. Optimize ederiz. Bir tane de çocuklarını tutan bir C vektörü tutarız mesela. Anlatabiliyor muyum? Çocuklarını tutar. Burada da sadece tamam mı? İkisini birleştirdik şu anda. Eğer ki n'in eleman sayısı daha küçükse yer değiştirdik tekrar yönüne yolladık. Değilse zaten büyük olan grup n'in grubuysa direkt n'in altına geri tek tek n'in altına bağladık. Tamam. Sen yazıyor musun? Yazan lafını çekeyim. Şey biraz neden çekmiyorum? Yok. Şimdi şunların üzerinde birazcık oynayacağız. Make setimiz yine sabit olacak. Değişmeyecek. Mindset ve union set değişecek. Biz şimdi şöyle yapacağız. Elimizde iki tane küme var. Ve kümelerin liderleri var. Değil mi? Bununki N, bununki M olsun. Ve şu elemanların hepsi bunu gösteriyor. Bu elemanlar da bunu gösteriyor. Bu eleman da kendini gösteriyor, bu eleman da kendini gösteriyor. Biz sadece şunu silip şuna bağlasak. Ağaç oldu. Find your curse. Ha? Find your curse. Find your curse bu değil mi? Sıkıntı var mı? Find this olur. Şöyle olacak, bir find yazalım. If var mı sıkıntı? Ama bu biraz bizi şey yapar. Ne yapar? Bir yerde şöyle bir dizi, böyle bir dizi olsa şöyle hepsi bir numaralar var. Ve biz bu ikisini sorgulayacak olsak tek tek yukarı, tek tek yukarı çıkar değil mi? Ama biz buraya şöyle bir şey eklersek ne oldu? Kendi kendine optimize etti. Aynen, kendi kendine optimize etti. Nasıl? Biz atıyorum buraya kadar bulduk. Bu aşağı doğru inerken hepsini tek tek buna atacak zaten. Bir dahaki bakışımızda direkt. Bir dahaki bakışımızda direkt kurtaracak. Hiç kullanmayacağımız yerlerde hiç bakmayacağımız için atmamış olacağız. Tamam mı? Şimdi bunun kompleksisi N oldu. Yani. N olmuyor. E maksimum N oluyor. Gerileri oluyor. Union ettik sonra ilk tanımımızda. O en iyi durum, best case oluyor aslında. Şimdi bunun en kötü durumda endogen oluyor. Endogenden daha iyi find işlemi totalde en kötü durumda o alfa n oluyor. Tamam mı? Alfa ne? Ben de bilmiyorum.
Ama... Üzeri 9 için falan 4-5 evet, var. Şu kodda find'ı union'ı da direkt L'nin atasını çat diye M'nin atasını çat diye L yapıyoruz. Size'da any size'ı kadar arttırıyoruz M'nin size'ı. Alfa n çarpı n değil mi sadece? Yok, alfa n çarpı n. Alfa n çarpı n. Toplamda 6n, 5n gibi ya da 3n gibi bir şey yapıyoruz. Bu bir prosedür değil, while'la yapmak. While'la yapmak daha mantıklı. While'la da yapabiliriz. While'la nasıl yaparız? Geri dönemini tekrar işleyeceğiz mi? 2'den 3 tane mi while çarpacağız? Şey yapıyorsun, nasıl bu? Siteye atarsın. Siteye atarsın. Site falan da bir şey var. Bence site diyoruz. İtalatik yazılıyordu, burada nasıl yazılığını tam hatırlamıyorum. Ben hep bunu yazdım. Gayet tebirim, sıkıntı yok, rahat olun. Bunu stack yazsak ne kadar hızlı çalışır ki yani, ne kadar daha hızlı çalışır? Ne kadar hızlı çalışır değil de mesela bilgisayar sonuçta işçe en fazla 3 çarpı 10 üzeri 5 defa ortalama bir recursive fonksiyonda 3 çarpı 10 üzeri 5 defa işçe çağrılabiliyor. Ortalama bir bilgisayar, ortalama bir recursive fonksiyon en fazla bu kadar gidiyor işçe. Yani mesela 3 milyon tane nodum varsa eğer ki eleman da tutup hepsini böyle dikine vermişse yani üst üste tek yapmasın ya da başka bir şey sizin de siteye atabilirsin, randomize birleştirebilirsin. Yap yani. Ya da arada bir şey yaparsın, birkaç tane değerden yukarı doğru update edersin. Yapıyı randomize ettikçe farz et ki yapı şey oluyor, dengeleniyor. Yapıyı randomize mi sevdiğin? Şöyle nasıl yaparsın? Bir n ve n vardı ya. Mesela adam input'u neye göre vermiştir? Şimdi ben n veriyorum. Bu eleman hep M'e N'e göre birleştiriyor. Bir böyle input verir. Bir de der ki bu eleman hep N'e M'e birleştiriyor. Bir de böyle input verir sana. Sen de bunu mod 2 deyince random bir değer alırsın. Mod 2 deyince alırsın. Onu ona bağlarsın mesela. Yani bu şekilde ne olur? Bu buna bağlanıyorken bir anda şuradaki öteki gruba da bu bağlanmazlar. Bu da buna bağlanır. Anlatabiliyor muyum? Sonra bu şuna bağlanır. Yani o bizim şu şekilde bağlanacağını düşünecek. Ha yani o veya her 100 hamlede bir 10 tane sayıyı find edersin, atasını bulur, toplar kendini yukarı. Yapabilirsin yani çeşitli şekilde. C'den neler sorulur? Efendim? C'den neler sorulur? Random fonksiyonu var. Sıkıntı var mı? Bir de baktığınız olmuyor, tamam mı? Kökende bir n'lik randomize benim favorim yani. Yok. Çok güzel bir şey.